benimle. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. 19 Mayıs 2018, düşüncelerin harekete geçtiği, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaştığı o günün 99. yıl dönümü. Bu coşkuyu hep birlikte hissetmeye, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramını kutlamaya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve kurtuluş yolunda kendini feda etmiş Türk şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Etiraz. Hazır ol. Dikkat. Marşı. Okul Müdürümüz Göncer Demirüley'in günün anlam ve önemini belirten konuşması, Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okunması, okulumuz öğrencileri tarafından gençliğin ataya cevabının seslendirilmesi, okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan mini konser, halk oyunları sunumu, dans gösterisi, kapanış. Alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru can atan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur olmaz Türkiye denk, korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum her bucağın şanla dolsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş. Ey bu yolda ant içen genç arkadaş. Öğren öğret halka hakkı gürle coş. Durma durma koş. Şanlı yurdum her bucağın şanla dolsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Göncer Demirüley'i kürsüye davet ediyorum. Değerli İdareci ve öğretmen arkadaşlarım ve geleceğimizin teminatı, yarınımız, umudumuz, bağımsızlık sembolümüzün tek garantisi sevgili gençler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı münasebetiyle Kemal Bektan Ortaokulu olarak düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili çocuklar, 19 Mayıs nedir? Önce buradan başlayıp, daha sonra burada Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan
arkadaşımızın ve sizlerin onlara verdiği cevabın ne anlama geldiğinin altını çizip konuşmamı tamamlamak istiyorum. 19 Mayıs hiç şüphesiz ki ümitsizliğe düşmüş bir milletin, dört tarafı düşman işgaline uğramış bir devletin ve her bir tarafından Mehmet Akif'in Çanakkale Destanı'nda ifade ettiği gibi kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani Taun'a da züldür bu rezil istila diye tarif ettiği bir sürü sırtlanların ülkemize saldırmışken, kendisine verilmiş olan görevi bir kenara atarak bu millete olan inancı, bu millete olan güveninin arkasına alıp 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu meşale 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti olaraktan Türk Devleti'nin kimliği olarak yazılmıştır. 19 Mayıs'a ve Atatürk'ün gençliğe hitabesine baktığımız zaman geçen aradaki süreçte hiç şüphesiz ki bizlere çok büyük nasihatler vardır. Şimdi sizlere diyor ki birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, bu sözü özellikle sizin iyi ezberlemenizi istiyorum. Çünkü sizler artık 2 hafta sonra, 3 hafta sonra aramızdan ayrılacaksınız. Nedir ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek? Sizler bir defa zamanı doğru kullanarak, kendinizi çok iyi yetiştirerek alt başlıkta sıralamış olduğu bir gün istiklal ve cumhuriyetinin müdafaa mecburiyetine düşersen bu imkan ve şeriatı dahi vazifen diye devam eden o görevdeki kimliği kazanmanız için çok okuyup kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Çünkü biz 15 Temmuz'da da gördük ki dahili ve harici betahların ülkenin her bir tarafını işgal etme girişiminde o Facebook gençliği, o Twitter gençliği diye sizleri hiçe sayanların, yok sayanların meydanlarda nasıl dimdik durduğunu, 1915 Çanakkale Destanı'ndaki 15'liler gibi nasıl yiğitçe mücadele ettiğine şahitlik ettik. Ama biz istiyoruz ki fikri hür, vicdanı hür bir nesil olaraktan kendinizi çok iyi yetiştirin ve bu milletin her bir kademesinde kiminiz iyi bir doktor, kiminiz iyi bir mühendis, kiminiz iyi bir öğretmen olaraktan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet muhafaza ve muhafaza etmeniz için, payidar kalması için elinizden gelen gayreti gösterin. Uzatmadan tüm bunlar için gerekli olan şeyi de yine Atatürk'ün gençliğe hitabesinde okuduk, gördük. Ne diyor? Hiç şüphesiz ki sahip olmanız gereken kudret damarlarınızdaki asil kanla mevcuttur. Kimin kanı bu? İşte Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in ve son olarak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının taşımış olduğu Türk milletinin kanıdır. Bu asil kandan asla ve asla geri durmadığınız sürece, buna sahip olduğunuz sürece ve bu kudreti kaybetmediğiniz sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasında benim hiçbir kaygım ve şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle bugünlere gelmemizde büyük emeği olan 4000 yıllık Türk tarihimizde adını unuttuğumuz, anmadığımız Türk büyüklerimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi şükran, rahmet ve minnet tanıyor, her birinize ayrı ayrı saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Okul müdürümüze bu anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Okulumuz 8A sınıfı öğrencisi Doğukan Yıldırım'ı Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli.
olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebben ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şimdi de okulumuz 8A sınıfı öğrencisi Anıl Tunç Gümüş eşliğinde 8. sınıf öğrencilerimizi gençliğin ataya cevabını seslendirmeye davet ediyorum. Ey büyük ata! Ey büyük ata! Varlığımızın En kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin Sonsuz bekçisiyiz. Bu karar Değişmez irademizin İlk ve son anlatımıdır. İstikballe Hiçbir kuvvet Bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler Bütün hızımızı senden Ulusal tarihimizden Ve ruhumuzdaki Sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun Güçlü temeller üzerinde Attığımız her adım sağlam Yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti Varlığımızın esası olarak Eğilmez başların Bükülmez kolların Yenilmez Türk evlatlarının elinde Sonsuza dek yaşayacak Ve nesillerden nesile Devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimizi kastedecek düşmanlar En modern silahlarla dolanmış olarak En kuvvetli ordularla Üzerimize saldırsalar dahi Ulusal birliğimizi Ve yenilmez Türk gücünün Zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın Toprakları üzerinde yetişen Azimli ve inançlı Türk gençliği Dökülen temiz kanların Ve Cumhuriyet devrimlerimizin Aydın ürünleridir. Vatanının ve milletinin selameti için Her zorluğa İman dolu göğsümüzü germek Gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! Ey Türk'ün büyük atası!
İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanlar alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün bağımsızlığın egemenliğin cumhuriyet ve devrimlerin Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Tembellik yasak bize, paralımız ileri, dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Müzik öğretmenimiz Arzu Meltem Özler eşliğinde öğrencilerimizi mini konserleri için sahneye davet ediyorum. Bir tane
üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem, hep alıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem, çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem, hep alıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda.
aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yavrusuna, emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Kuzusuna, kurduna, yavrusuna, emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Öğretmenimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Ey Türk gençliği, birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte bile seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunluluğuna düşersen, göreve atılmak için içinde bulunduğun durumun olanak ve şartlarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve şartlar çok elverişsiz bir özellikle ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine kötülük etmek isteyecek düşmanlar bütün dünyada eşi görünmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi eylemli olarak işgal edilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha da acı ve tehlikeli olmak üzere ülkenin içinde güce sahip olanlar duyarsızlık, sapkınlık ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Üstelik bu güç sahipleri kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler. Ulus, fakirlik ve çaresizlik içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu durum ve şartlar içinde bile görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün siz gençlere bıraktığı emanetin önemini öğretmeniniz olarak bir kez daha vurgulamak istedim. Bilin ki bu emanet uzun yıllarca çekilen zorlukların, dökülen kanların, aç susuz kalışların, ayrılıkların sonucunda oluşturulmuş bir vatandır, cumhuriyettir. Sizin en baştaki ve en önemli görev sorumluluğunuz bu değerli emanete sonsuza kadar sahip çıkmaktır. Emanetine sahip çıkabilmen için hiç durmadan kendini geliştirmen gerekir. Senden sonraki kuşaklara en iyi şekilde teslim edebilmen gerekir. Bu nedenle bu vatanı yüceltmek, güçlendirmek senin en önemli vazifendir. Biliyoruz ki yaşadığımız yüzyılda ilerlemek, ileriye gitmek, güçlenmek topla tüfekle olacak bir durum değil. Biz ancak bilimle, bilgiyle, bilinmeyeni bulmakla henüz bulunmamış olanı bilerek ama en önemlisi de sizin yaşınızdayken içinizde var olan ama bir türlü açığa çıkaramadığınız yetenekleri açığa çıkararak ileriye gidebiliriz. İlerlemek için adım atmanız gerekir ve hepimiz biliyoruz ki yüzyıllardır o güç bizim sadece bacaklarımızda değil. Unutma, atalarının bu vatanı sana bırakmak için sadece umutları vardı. Seninse maddi manevi her şeyin var. Ve yine unutma, yorulduğunda elinden tutmak için bizler varız. Okulumuz 7A sınıfı öğrencilerini Trabzon Yöresi halk oyunu gösterilerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum.
bakar. Güzelliğimi görende güneş de durur bakar. Güzelliğimi görende güneş de durur bakar. Su yukarı akar mı, gönül dünya yıkar mı? Su yukarı akar mı, gönül dünya yıkar mı? Ay gibi yarı olan yıldızlara bakar mı? Sallana sallana bana, gel oyna yavrumda pis pis sallana, gel oyna yavrumda pis pis sallana. We'll be right back.
öğrencilerimize bu güzel gösterileri için teşekkür ederiz. Beden eğitimi ve spor öğretmenimiz Yasemin Gürbüz eşliğinde okulumuz öğrencilerini dans gösterilerini sergilemek üzere sahneye davet ediyorum. Yasemin öğretmenimize ve öğrencilerimize dans gösterileri için adınıza teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sizlerle birlikte bir kere daha kutlamış olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Biz birbirimizi sevelim, birbirimize inanalım ve hep birlikte el birliğiyle çalışarak vatanımızı çağdaş uygarlığa ulaştırmanın sevincini milletçe paylaşalım. Kutlama programımız burada sona ermiştir. Programda emeği geçenlere ve programımıza katılan siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz.